mesafeli bir top gelecek. Ceza alanı içerisine doğru kafalardan sekti top. Berkay sol taraftan döndü. Sert vuruyor topa. Wingdom direklere çarptı. Çok ilginç bir gol. Sol çaprazdan topu aldı, düzeltti ve nefis vurdu. Top alana gidiyor. Büyükçekmece Tepecik Spor'un gol sevinci ekranlarınızda. Berkay'ın golü. Berkay bomboş pozisyonda. Nefis vurdu. Bomboş durumda. Gerçekten adam mı yoktu orada? Ali İbrahim Pekşen'in yaptığı faul bu. Fethiyespor'da Mert Caymaz'a. Topun başında iki isim var yine. Az önce de bu biraz daha geridendi. Topun başında iki isim Emre Bekir ve Turgay An. Emre Bekir ve Turgay An. Emre Bekir ceza alanı içerisi. Atış işareti verildi. Turgay vuruyor ve top ağlara gidiyor. Nefis bir gol. Turgay An geriye dönüyor. Turgay gerçekten haftalardır gol yoktu. Turgay An işte nefis bir gol atıyor. Fethiyespor beraberliği yakalıyor. Şimdi ikinci yarıya hemen golle başlamak için hızlı başladık. Biraz daha iyiyiz. Aman aman çok güzel. Ve Fethiyespor golü buluyor. Dakika 46. Lacivert Beyazlar işte golü buluyor. Golü sol taraftan çok güzel geldi Turgay'an. Asisi çok güzeldi. Ve Tolunay bir anda kendisini bu boşa çıkardı. Ve Tolunay topa düzgün bir vuruşla topu alana gönderdi. Arkadaşlarını uyardı. Topun başında Berkay sevgili izleyenler. İşaret verildi. Berkay vuruyor ve topu alana gidiyor. Berkay topu alana gönderiyor. 2-2 yapıyor. Müthiş bir gol. Gerçekten harika bir gol. Fethiyespor kalesinde Serkan uzandı ama uzanması yetmedi. Geçtiğimiz hafta Bayaspor attığı golün bir benzerini, aynısını kopyala yapıştır derler ya sevgili Fidan. Az önce dedik işte baraj ama çok önemli. Top ağlara gidiyor ve 2-2 Fethiyespor stadında. Fethiyespor 2, Büyükçekmece Tepecik Spor 2. Bu gol. Emre kaleye baktı. Şurada ağlara gidiyor Berkay. Nefis vurdu. Uzaktan top önüne geldi. Berkay kapatmadı artık. Adeta gel vur dedirtti savunma. Ve Berkay da Allah ne verdiyse böyle güzel vurdu ve top ağlara gidiyor. Topu Serkan'ın sağından direğinde bizden ağlara yolladı. Fethiyespor bizim playoff yolunda bir rakibimizdi. Biz de bugün Fethiyespor'u yenip playoff hedefine tutunmak için gelmiştik. Maça da iyi başladık aslında. Öyle de geçtik ama sonra beraberlik ve mağlubiyet durumu oldu. Ama oradan 2-1'den takımın çok iyi geri dönmesini bildi. Önce 2-2 sonra da 3-2 yaparak buradan istediğimiz, hak ettiğimiz bir 3 puan aldık. Bu da bize playoff yolunda bir avantaj oldu. Kalan 5 maçımızda da alabileceğimiz maksimum puanları alıp playoff hedefinin içinde olmak istiyoruz. Playoff'u yakalamak istiyoruz. O bizim adımıza çok sevindirici bir sonuç oldu. Fethiyespor'da ben daha önce Fethiyespor'da antrenörlük yaptım. Ekmeğini yedim. Fethiyespor'da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Üstlükleri hak eden bir kulüp. İnşallah onlar da bu sene belki zor ama bir dahaki sezonlarda hedeflerine ulaşırlar. Daha iyiliklerde, üstlüklerde olurlar. Başarılar diliyorum.